emisyelden bir diploid vermeye gibi bağlantı kurması açısından yüzün tehlike üçgeni dediğimiz bölgelerde yer alıyor ve doğrudan yine beyne gidecek olan vena oftalmika ile bir bağlantı yapıyor. Bu nedenle önemli vena fasialis sınavlarda da sıklıkla test edilebiliyor. Çünkü az sonra göstereceğiz bu retromandibüler ven, vena fasialis, plexus pterygoideus, vena maxillaris, vena oftalmika arasında bir bağlantı bulunuyor ve bu bağlantıların kafatası dışı ile kafatası içi yani beyin bölgesine bir bağlantı kurması nedeniyle yine yüz bölgesindeki herhangi bir enfeksiyon doğrudan beyin bölgesine geçiş yapabiliyor. Şimdi bu bağlantıları anlatacağız. Nasıl yapıyor? Şimdi vena facialis hemen orbitanın üst kısmında, dış üst iç kısmında yer alan iki önemli ven. Supratrohleal ve supraorbital iki venin birleşmesiyle burada vena angularis oluşuyor. Vena angularis daha sonra geliyor. Labialis superior'u da alıyor ve vena facialis'i oluşturuyor. Vena facialis burada bu şekilde oluşurken bir yandan da burada retromandibüler ven oluşuyor. Vena retromandibularis ise şu şekilde oluşuyor. Vena temporalis superficialis ve vena maxillaris burada fossa retromandibular ise yerleşmiş olan parotis bezi içerisinde birleşiyorlar. Bu birleşim ile birlikte vena retromandibularis oluşuyor. Vena retromandibularis'in de iki dalı var. Bir ön dalı, bir de arka dalı. Vena retromandibularis arka dalı auricularis posterior ile birleşiyor ve vena jugularis externa yapıyor. Vena retromandibularis'in ön dalı. Vena facialis ile birleşiyor. Vena facialis, vena jugularis internaya açılıyor. Önemli. Buradaki vena supraorbitalis ve supratrohlearis ve angularis bağlantısı, çünkü supratrohlear ve supraorbital vena oftalmikaya açılıyor.